Amazon'da bir dizi izledim. Düğüm. Bergüzar Korel canlandırmış. O başrolde oynuyor. Amazon'dan çok fazla dizi gelmiyor biliyorsunuz. Ağır gidiyor Amazon. Hem Amazon kendi site olarak ağır gidiyor. Yani ağır gelişiyor. Çünkü mesela Amazon ilk Türkiye pazarına girildiğinde bayağı Trendyol ya da Hepsi Burada bayağı bir tedirgin olmuşlardı. Ama onlar daha ağır büyümeyi tercih ediyorlar. Benzer bir durumda televizyonda da, dijital platformda da var. Vergüzar Korel bir televizyon sunucusunu canlandırıyor. Bu sabah kuşağında hani cinayet çözen, biraz hafif Müge Anlı'yla Esra'nın arasında bir kadın. Ve de ilginç bir konusu var. Biraz spoiler olabilir ama her yerde yazdığı için söyleyebiliriz. Oğlu cinayet işleyen bir kadının oğlunu koruma çabasını görüyorsunuz. Her nedense bana Eylem Tok'u hatırlattı. O da biliyorsunuz oğlunu aldı kaçtı Amerika Birleşik Devletleri'ne. Ve de orada eski eşine şu anda yurt dışına çıkış yasağı koyuldu. Bir tek asistanı tutuklanmış şimdilik. Bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaza sonrasında yaşananları izliyorsunuz. İlginç bir benzeşme. Bana öyle geldi en azından. Şimdi Türkiye'de bir ilk yaşanıyor. Nedir? Biliyorsunuz daha önce bir kedi öldürülmüştü. Ve bu kedi öldürüldükten sonra kediyi öldüren kişi kameralara yakalanmıştı. Ve de sonrasında mahkemeye çıkartıp 1 yıl 3 ay ceza almıştı. Sonrasında da cezanın açıklanması ötelenmişti. Sonraya bırakılarak serbest kalmıştı. Ben de tam o gün bu yayını, bu şeyi yaparken, bu yayınlardan birini yaparken demiştim ki, ne demiştim izleyelim bir. Türkiye'de neden suçun bir karşılığı yok biliyor musunuz? Çünkü ceza yok. Ya ver, niye geriye erteliyorsun? Niye hükmü erteliyorsunuz? Ben gerçekten anlamıyorum. Ben kendime empati yapıyorum. Bir tane şeyin yerine koyuyorum. Hakim. Bir adam görüntüyle tescillenmiş kediyi öldürüyor. Yani niye elini kolunu sallayarak gidiyor? Neden yani? Hani takım elbise mi giymiş de efendim dur bunun şeyini yapalım diyoruz. Yani şimdi bundan sonra mesela sen bu adama böyle bir cezayı versen bundan sonra bir tane adam kediye bir tekme atarken der ki ha ulan böyle bir şey oldu. Keloğlan'ı 1 yıl 3 ay ceza verdiler. Hadi sembolik olarak da 15 gün yatırdılar. Şimdi böyle bir şey yok ki. Nasıl? Öldür ya bir şey değil orada. Bir şey yok abi. Hakimler ceza vermiyor ya. Erteliyorlar onları cezanın şeyini. Şimdi benim bu sözlerimden sonra sadece benim de değil doğal olarak aklı başında vicdanı olan herkes dedi ki yahu neden ceza vermiyorsunuz? İş ta Cumhurbaşkanı'na kadar gitti. İddia ki Cumhurbaşkanı Adalet Bakanı'nı aradı ve de bu davanın kararı bozuldu. Şimdi bu kedi katili yeniden yargılanıyor ve bu sefer bir izdiham var Küçükçekmece Adliyesi'nde ve de çok çok tecrübeli muhabir arkadaşlarımızdan Emrullah da şu anda orada bize olan biteni anlatacak. Bu kadar büyük bir katılım olmasını ben de beklemiyordum. Emrullah sen şaşırdın mı? Neler oluyor, neler yaşanıyor şu anda orada acaba? Cüneyt Özdemir, öncelikle sesim net bir şekilde geliyor mu size? Geliyor, duyuyoruz. Tamam. Şimdi aslında biz bu kalabalığı bekliyorduk. Yani şu an sizin görmüş olduğunuz o görüntülerin bir o kadar insan da dışarıda Eros için adalet sesleriyle Küçükçekmece Adliyesi'ni yankılatıyorlar. Koridorlarını yankılatıyorlar. Bunu söyleyebiliriz. Zaten duruşmaya da gelecek olursak bildiğiniz gibi duruşma saat 10.30'da başlaması gerekiyordu. Önce 7. katta olacaktı. Fakat orada izdiham yaşanınca bir alt kata alındı. 6. kata. Yine aynı şekilde oradaki duruşma salonunda da bir izdiham yaşandı. Hatta o kadar çok kalabalık vardı ki şunu söyleyebilirim. Buranın koridorlarını size hani biraz hani şöyle göstersem koridorlar biraz hani dardır. Küçük bir alan olduğu için gelen insanlar yani yaklaşık böyle o koridorda 1.000 kişi vardır diyebilirim. Duruşma salonuna girmek istediler. Duruşma salonuna girilmeyince bu kez de 3. kata indirildi. En büyük duruşma salonuna geldi. Tabii ki yine yetersiz. Şu an o kadar İstanbul'dan barolardan avukatlar geldi ki barolardaki avukatlarla birlikte hayvanseverler, Eros'un için adalet isteyenlerin bütün hepsi neredeyse burada toplandı diyebiliriz. Bazı sanatçılar da geldi fakat o gelen sanatçılar duruşma salonlarında giremedi. Koridorlara dahi giremedi. Bunlar hani sizlere söyleyeyim. Ve bu izdiham eşliğinde daha duruşma az önce başladı. İbrahim Keloğlan Eros'u katlettiği için yargılanan İbrahim Keloğlan duruşma salonunda avukatıyla birlikte şu an duruşma salonu başlığı bir 15 dakika oldu ve bu 15 dakika içinde de şu an sadece
avukatların müdahillik talepleri alınıyor ve sonrasında da yargılamaya geçilecek. Avukatların müdahillik taleplerini şunun için söylüyorum, bazı siyasi partilerin de avukatları burada, onlar da müdahil olmak istiyorlar. Doğal olarak mahkeme müdahilliklerini kabul edip etmeyeceğini şu an bir inceleme aşamasında, o prosedür bittikten sonra da yargılamaya geçilecek diyebiliriz Cüneyt Özdemir. 6 aydan 4 yıla cezası var böyle bir cinayetin. Sence bugün karar çıkar mı yoksa uzar mı mahkeme? Aslında biliyorsunuz ki daha önceden de bir karar çıkmıştı. Daha önceki çıkan kararda da hükmün ertelenmesine, geri bırakılmasına karar verilmişti. O yüzden şimdi bir itiraz söz konusu ve ben bütün deliller zaten ortada, kamera görüntüleri ortada. Bütün her şey incelenmiş durumda. Hani mahkemeyi uzatacak, yargılamayı uzatacak herhangi bir beklenecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Büyük bir olasılıkla ben bugün bir kararın verileceğini tahmin ediyorum diyebilirim. Emrullah, çok çok teşekkür ederim. Gelişme olursa, yine bağlanırsan çok çok sevinirim. Bu arada YouTube yayınlarında çok iyi gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Teşekkür. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. İyi günler. Emrullah Erdinç, biliyorsunuz özellikle Dilan Polat davası sonrasında açtığı YouTube kanalı da gayet iyi gidiyor. Buradan bir kez daha bağlandığı için kendisine de teşekkür ediyorum. Almayacaksın o kedinin ahını, işte o Eros'un ahını. Burada yani bu kadar kediyle köpekle iç içe yaşadığımız bir ülkede güçlü bir kanun olmasına rağmen hayvanları bu kadar korumasız zannedenlere verilecek en iyi cevap bugün, bakalım mahkemeden çıkacak karar. Ters kelepçeyle çıkartıyor musun o Keloğlan'ı oradan, çıkartmıyor musun, ona bakacağız. Bu ülkede gerçekten hakimler var mıymış, yok muymuş? Bıktık artık şu şeyden. Hep ileriye erteleyelim. Takım elbise giymiş, indirim yap. Bilmem ne olmuş, indirim yap. Yahu kardeşim, adam kediyi öldürmüş işte. Videosu var artık yani. Yani niye erteliyorsunuz? Niye ceza vermiyorsunuz? Yani ne zaman vereceksiniz yani bu adamlara bu hak ettikleri cezayı? Göreceğiz bakalım. En azından bir cezasını da bundan sonra kediye köpeğe dur şuradan bir tekme atayım, üzerinden arabayla geçeyim diyen manyaklara da bir ders olsun. Türkiye'de bu kadar sahipsiz olmayacağına dair. Bak, Icardi bile kedi Eros'un şeyini koymuş, bir fotoğraf koymuş, onu paylaşmış. Icardi bile diyor ki Eros için adalet diyor. Vicdanı olan herkes bunu görüyor. Umarım hak ettiği cezayı alır. Biz de deriz ki demek ki bu hayvanlar da burada bu kadar sahipsiz değilmiş deriz yani şimdi.